Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünlerde aslında Türkiye'nin gerçek gündemi ilk yerli üretim elektrikli otomobilimiz TOGG olmalıydı. Fakat Maraş'ta meydana gelen depremden ötürü gündem tamamen o tarafa doğru kaydı. Ve şu anda TOGG unutulmuş gibi bir şey. Lakin biliyorsunuz daha önce TOGG'un Şubat itibariyle ön siparişi sunulacağı ve ön siparişten sonra Mart ayından itibaren de bu ön siparişlerde otomobili satın alanlara ilk teslimatların yapılacağı açıklanmıştı. Lakin şu ana kadar TOGG'un ön siparişine dair herhangi bir şeyle karşılaşmadık arkadaşlar. Muhtemelen Maraş depreminden ötürü hani TOGG'un çıkışı böyle gölgede kalabilir diye ertelemiş olabilirler. Halihazırda bu konuda resmi bir açıklama da gelmiş değil. Yani TOGG'un çıkışı şu zamana ertelendi, bu zamana ertelendi gibi bir durum da söz konusu değil. Bunu da hemen baştan belirtelim. Lakin arkadaşlar şu var. Halihazırda kulis bilgileri gayet yüksek sesli bir şekilde sosyal medyada karşımıza çıkmaya devam ediyor ki bu bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edildiği de yine iddialar arasında. Peki TOGG kaç para olacak? Daha doğrusu kaç Türk lirası olacak? Biliyorsunuz en başından beri TOGG'un rekabetçi bir fiyat seviyesinde olacağı zaten belirtiliyordu. Rekabetçi fiyat kalibresinde baz alınan modellerin ise halihazırda Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai gibi C, SU dediğimiz kategorideki popüler otomobiller olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi baktığımız zaman gerek Hyundai, gerek Kia, gerek Nissan cephesinde, gerek Peugeot cephesinde bu C, SU modellerinin, en baz modellerinin dahi 1 milyon Türk lirasını geçtiğini biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yeni gelecek olan TOGG'un 1 milyon Türk lirasının altında satışa sunulma şansını da biraz düşürmüş oldu. Normal şartlarda söz edilen şuydu. Fiyat 800 bin Türk lirası ile 900 bin Türk lirası arasında olacak. Hatta bunun için biliyorsunuz ÖTV dilimi %50'lerden %15'e indirilmişti. TOGG'un bulunduğu seviyedeki otomobiller için. Halihazırda baktığımız zaman bu kategoriye giren çok fazla otomobil yok. Biliyorsunuz son dönemde Citroen'in Türkiye'de satışa sunduğu bir C4 elektrikli modeli vardı. Hatta ilk çıktığında fiyatı 700 bin liranın dahi altındaydı. Çok dikkat çekmişti ki daha çıkar çıkmaz zaten hemen zamlanmıştı ve fiyatı 800 bin TL'ye yaklaşmıştı. Şimdilerde ise onun fiyatı da arkadaşlar 1 milyon TL'ye yaklaşmış durumda. Ki şunu da belirtmek istiyorum. İlk çıktığında bu otomobil vardı fakat şu anda yok arkadaşlar. Bayiye gittiğinizde size Mayıs ayını işaret ediyorlar. Peki diğer SU cephesinde yani diğer SU modellerinde durum nasıl? Biraz bundan da bahsedelim. Halihazırda gerek Nissan'da, gerek Kia'da, gerek Hyundai'de, gerek Peugeot'da arkadaşlar şu anda otomobil bulmak mümkün değil ne yazık ki. En kısa tarih olarak da Nisan ya da Mayıs ayları işaret ediliyor. Örneğin benim bir tanıdığım bu Cupra'nın biliyorsunuz son dönemde popüler olan bir SU modeli var. Ondan satın aldı ve kendisine Mayıs ayını işaret ettiler. Ayrıca bu sipariş içinde bazı paketleri zorunlu tutuyorlarmış. Bunu da buradan belirtelim. Yani şu paketi almazsanız eğer siparişinizi kabul etmiyoruz gibi bir durumda söz konusuymuş. Ki 75 bin lira gibi bir peşinat bırakmışlar. Geri kalanı ise otomobil geldiğindeki dönemde fiyatı neyse o ücret üzerinden ödeyecekler. Dolayısıyla baktığımız zaman SU piyasasındaki fiyatlar 1 milyon 100 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişiyor. Ki bunlar çok lüks olmayan, hani böyle orta sınıf dediğimiz insanların da bindiği klasik SU modelleri nedir? Sportage'dir, Tucson'dır, 3008'dir, işte Nissan Qashqai'dir bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla TOGG'un bunlarla rekabet edebilmesi için arkadaşlar benzer bir fiyat kalibresinde karşımıza çıkması gerekiyor. Burada karşımıza çıkacak olan fiyat etiketi muhtemelen 1 milyon, 1 milyon 200 bin Türk lirası arasında olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde fiyatın 1 milyonun üzerinde olacağına dair bazı spekülasyonlar ortaya atılmıştı ve sert tepki almıştı. Fakat çok dikkat edilmesi gereken bir unsur var burada. O dönemde arkadaşlar asgari ücret 4500 Türk lirasıydı. Şimdi geldiğimiz noktada asgari ücret neredeyse 2 katına 8500 Türk lirasına çıkmış durumda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman telaffuz edilen TOGG fiyatının da 1 milyon TL'nin üzerine çıkmış olması artık bizleri şaşırtmıyor. Zira artık giriş segmenti otomobiller dahi 400 bin Türk lirasına satılmakta.
biraz orta segment bir şey alayım dediğiniz zaman gözden çıkartmanız gereken meblağ tabii ki 600, 700, 800 bin liraları buluyor. Dolayısıyla bu kapsamda baktığımız zaman TOG'un fiyatının 800 ya da 900 bin olması biraz absürt kaçabilir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde TOG'un 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin gibi bir etiketle gelmesi bizleri şaşırtmayacaktır. Tabii burada bir talep patlaması da söz konusu olacak. Malum TOG şu anda çok beklenen bir otomobil. Dolayısıyla hani çıktığında bir sene içerisinde almak kimlere nasip olur? Bunu kestirmek biraz zor arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki günlerde ön siparişe sunulduğunda en azından kaç adet TOG'un satılacağını görmüş olacağız. Fakat burada yetkililerin özellikle galerilere bir çare bulması lazım. Çünkü bunlar sıfır otomobilleri topluyorlar ki muhtemelen TOG'da da aynısı olacak arkadaşlar. Bunlar TOG'u da toplayacaklar ve ardından daha fahiş bir fiyattan satışa sunmaya çalışacaklar. En azından TOG özelinde alınan otomobilin 2 yıl satılmama gibi bir durumu söz konusu olursa çok daha avantajlı olacaktır asıl binmek için bu otomobili satın alanlar açısından. Evet arkadaşlar, bugün TOG'un fiyatıyla ilgili sizlere bir bilgi vermeye çalıştık. Dediğimiz gibi kuliste şu anda kulis bilgileri fiyatın 1 milyon 100, 1 milyon 300 bin arasında olacağını yüksek sesle haykırıyor. Dolayısıyla bu fiyat aralığında bir etiket karşınıza çıkarsa çok fazla şaşırmayın. Beklentinizi de öyle 600 bin, 700 bin, 800 bin gibi çok polyanlamsı rakamlarda tutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.